Dönence. Sevgili YouTube, sevgili Facebook, sevgili Mountain Blade Bannerlord. Tam bir yıl sonra. Koronayla başlamıştık. Bir yıl sonra hala koronayla devam ediyoruz. Önümüzdeki bölümlerde kolonyalarımız ve dezenfektanlarımızla ve tabii ki çayımızla sizlere hizmet etmeye, sizlerle olmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kayıtlı oyunlar, şaka şaka, yeni sefer. Gel bakalım. Az çok aklımdakileri biliyorsunuz siz sevgili Facebook canlı yayında. Chat'im gene orada dondu. Facebook şeyi kaldıramıyor bu arada. Canlı yayındaki chat yoğunluğunu kaldıramıyor. Medeniyet seçiminden başlayalım. Hemen şöyle minik bir şeyi. Tamam. Alt tab yaptığımda çünkü takılma oluyor doğal olarak. Orada bekliyorum böyle. Şeyi düzelttim. Evet, medeniyet seçimi tabii burada kamera şeyi kapatıyor. İlk defa denk gelenleriniz vardır. Hemen hatırlayalım medeniyetleri. Vilandiyalılar. Bağımsız bir krallık kurmadan önce asırlar boyu imparatorluğun egemenliğinde yaşayan batılı macera perestlerin soyundan gelirler. İmparatorluğun otoritesinin zayıflamasıyla birlikte mızrakları ve kargılarıyla at sırtında savaşmayı tercih eden soylular sınıfıdır. Neymiş? Askerlere %20 savaşlarda bonus veriyor. Sturgiyalılar, Kuzeyliler. Kaldradya'nın kuzeyindeki yabancı kabilelerin soyundan gelirler. İmparatorluk onların soğuk ormanlarına doğru genişleyince geleneksel olarak avladıkları ve tuzağa düşürdükleri orman hayvanlarının lüks kürkleriyle hazır bir pazar buldular. Bildiğiniz kuzeyli vandal vahşiler. Kardan %20 daha az hızlı. Ya karda %20 daha hızlı diğer medeniyetlere göre. İmparatorluk. Kaldradya İmparatorluğu çöküşte. İmparator Arenikos öldürülmeden önce bile ülkenin birliği siyasi sürtüşmeler nedeniyle parçalanmaya başlamıştı. Günümüzde taraflar açık açık savaşıyor. Kaldradyalılar buna rağmen güçlerini koruyorlar. Teknolojik olarak komşularından üstünler ve mühendislik konusundaki ustalıkları sadece su kemerleriyle, nefes kesen mimarileri ve devasa surlarıyla sınırlı değil. Kuşatma muharebeleri konusunda da uzmanlar. Bu ne demek? Kent projeleri, sur onarımları ve kuşatma aletleri ki... Kuşatma aletleri çok önemli. Geçen şeyden biliyoruz. En sevdiğimiz Aseraylılar. Aseraylılar. Nahasa çölünde yaşayan göçebe bedevilerin ve yerleşik vaha çiftçilerinin karışımından meydana gelirler. Binicilikleriyle bla bla bla. Kervan oluşturmak %30 daha ucuz olur. %10 daha az ticaret cezası. Bu arada sevgili YouTube chatte Sturgia diyenler var, imparatorluk diyenler var. Açıklayacağım. Kuzeyitler. Ya kamerayı şöyle üstüne koydum ama burada Kuzeyit, burada Batanya var işte. Burada gördüğünüz için kamerayı açtım. Kuzeyit Konfederasyonu'nu meydana getiren Bozkırka... Ya Kuzeyitler işte. Monçuk. Monçuk. Allah'ın Mukçuk. Monçuk. Donçuk Monçuk'un şeyi. Medeniyeti. Kendileriyle geçmişte bazı ilişkilerimiz, bazı şeylerimiz olmuştur. Hukukumuz vardır. Yani... Sefer haritasında atlılara %10 ekstra hız bonusu biliyorsunuz. Kuzeyit dedin mi atlı okçu. Atlı okçuyla çeviremeyeceğin savaş yok. Ve sırada Batanyalılar. Kaldradya'nın kuzeyinin ormanlarla kaplı olduğu, imparatorluğun ve kentlerinin bu ormanların kutsallığını bozmadığı günleri dün gibi hatırlarlar. Bu gözü kara savaşçılar geleneklerine, battaniyeler yani bildiğiniz, geleneklerine sadıktırlar. Yüzlerini falan boyar bunlar. Ormanlar birliklere nasıl Sturgiyalılar karda %20 daha avantajlıydı. Bunlar da ormanda %30 daha avantajlı. Peki bizim işimiz ne? Geçtiğimiz sene bu zamanlarda Kuzeyitlere katılmış, Monçuk'la takılmış. Sonra onun ihanetine ve hadsizliğine ve yeteneksizliğine ve dingilliğine dayanamayıp kendi önce beyliğimizi, sonra hanedanlığımızı, sonra imparatorluğumuzu kurmuştuk afşarlar olarak. Bu defa hani terazinin ya da madalyonun diğer tarafına gidiyoruz. Bu defa imparatorluktayız. Evet, ortada bölünmüş bir imparatorluk var. Kuzey, güney, batı yanılmıyorsam. Birinin bu toprakları birleştirmesi, imparatorluğu eski haline getirmesi, ardından da bütün Kaldradya'ya hükmetmesi lazım. Tahmin edin. Bu kim? Bu arada hayatta Vilandia oynamam. Hiç boşuna Vilandia demeyin. Vilandia benim her zaman... O Derhart vardı ya, o Derhart.
O benim her zaman düşmanım olacak. Evet, tahmin edin Kalradia'nın imparatoru kim olacak? Hadi bakalım. Cıbıldak, cıbıldak. Ses önemli. Bu arada kamera görmediğiniz yerde ağırlık, boy falan filan onları şey yapacağız zaten. Şimdi ten rengi. Dur, önce ses önemli. Ver. Footman! Make a shield wall! Bow pack! Form a wall! Line up! Get back! Bir dakika. Advance! Stand your ground! Boom shields! Burayı benim boru sesime bu taraflar gidiyor. Release arrows! Sen değil, yok sen değil. Circle formation! Pace up! Stand your ground! Bu daha iyi. Gür ses, hatta biraz daha gürleştirsem nasıl olur? Praise the ladders! Heaven be praised! Infantry! Charge! Up! Şu iyi şu. Form a circle! Tamam. Arm shields! Sevdim seni. Tamam. Diğer taraflarına açıkçası çok bakmıyorum. Hemen siyah saçlı sakallı bir adam yapacağım ve geçeceğim çünkü uğraşamıyorum. Evet. Oh, hayır. Yok, o olay yanlış oldu, bir dakika. Ha, bu olur. Saç, sakal buradan mı? Yüz. Bir şey diyeceğim, bu yüz olmaz. Neyse, bir saç sakalı koyalım da. Saç bir kere bir siyah olabilir mi kardeşim? Ulan bunda tam Romalı tipi var ha. Tam bir atıyorum 3. Pintus Pandus gibi bir şey var bunda ha. Neyse. Yok. Bir dakika, daha da önemli, sakal nerede? Ha. Bu ne lan, Abraham Lincoln? Hayır. Gene bakayım. Şimdi ben kendi sakalımı biraz şey yaptım, tıraş ettim ama biliyorsunuz 2 hafta sonra gene burada bu sakalla gezeceğim için gene şimdiden bunu biz ayarlamış olalım. Dur bakayım. O kadar aslında çok mu lan? Yok. Romalı senatör tipi var. Evet, bu arada Ahmet Ünal tam olarak. Ama tabii aha. Sakalı uzun düşünün. Hani 3-4 gün önceki sakalımı düşünün. Bence bu olur. Gözler de benim gibi kahverengi. Tamam. Tamam, oldu oldu bu. Başka hiçbir şeyine gerek yok. Bakayım bir vücuttan. Boy. Yok ya. Boy 1.76. Ağırlık şu anda 80 kilo. Bu arada sallıyorum ha. Sadece burayla rastgele oynuyorum ben. Yapılı. Yok deme, o kadar da değil. Bir kere sen benim göğüs ve sırtı biliyor musun? Tamam. Bir tık kısa mı kaldı lan? Bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam. Tamam. Biraz göbüş var şimdi. Kaslı ama göbekli. Göbekli ama kaslı. Evet. Evet. Biraz abi, biraz göbek olacak. Biraz göbek olacak. Göbeksiz olmaz. Göbeksiz olmaz. Gözler bu arada kalbin aynasıdır. Bu doğru. Şerinka. O zaman sıradaki. Ailemizi seçelim. Ailen bir toprak sahibine hizmet ederdi. Kentte tüccarlardı. Mülk sahibiydi. Şehirde zanaatçıydı. Ormancıydı. Şehrin aylak takımındandı. Şimdi bunu yaptığımızda dur. Mesela ne olacak? Hizmet ettiğimizde gönderli silah. Gönderliler şu baltalı şeyler değil mi? Biz ama çift elli mi kullanıyorduk? Bizim kullandığımız silahlar gönderli silahlar, mızrak, kargı, sopa. Mesela çift elli de büyük baltalar. Ha, bize çift elli lazım. Kentli tüccarlar mıydınız? Sosyallik. Şimdi burada özelliklerin hepsi kritik. Mesela bu steward dediği, bu aslında yöneticilik. O şey olmamış. Hekimlik dert değil, mühendislik, ticaret, liderlik, cazibe. Cazibe önemli. Sen beni onurlu bir insan olarak tanıyor musun? Tanıyorsan cazibe önemli. Mülk sahibi olsan oluyor. Dayanıklılık, gönderli silah, şehirde zanaatçı, yok zanaatçı değildi. Ormancı, yok değildi. Aylak takımından olunca ne oluyor? İtlik köpeklik mi? Serserilik, fırlatma.
O zaman biz galiba yanlış hatırlamıyorsam benim ailem kentli tüccarlardı arkadaşlar. Cazibeden giriyoruz. Ticaret ve altta yazıyor ya. Niye şey oldu? Ticaret ve cazibeye 10 beceri puanı. Biniciliğe gerek yok. Cazibe önemli. Çünkü onurlu olacağız. Evet. Tamam, kentli tüccarlardı benim anam babam. Bu doğru. Bu gerçek hikaye bu arada. Bilmeyenler varsa araştırabilir. Gidin araştırın. Sonra erken çocukluğumuzda liderlik becerilerim vardı. O zamandan beri liderlik ve taktiğe 10. Fiziksel gücümdü. Çift elli silahla böyle kodumu oturturdum. Elanur, birazdan yukarıda göreceksiniz. Sevgili YouTube, siz de görmeye başladınız. O zaman cömertler, çaylar, sevgili Elanur'a yine hediyeler. Yorumlarda, YouTube yorumlarında görüyorlar Elanur artık seni. Detaylara gösterdiğim özen miydi? Atletizm ya, hayır değildi. Rakamlar konusunda mühendislik ve ticaret. Rakamlar konusunda çok zeki değilim. İnsan ilişkileri, cazibe ve liderliğim vardı gene. Çünkü bakın bu çok önemli. Savaşarak kılıcı mılıcı geliştiririm. Ama cazibe kolay kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla bu arada gerçekte de insan ilişkileri iyidir. Atlar hiç anlamam. O yüzden insan ilişkilerim muhteşemdi. Next. Ergenliğimize geldiğimde kent nöbetçilerin eğitim alanında mıydım? Kundak'ta hayır değildim. Sokak çetelerinde miydim? Serserilik ve tekelli hayır değildim. Limanlarda ve inşa hayır. Pazar alanlarında ve kervansaraylardaydım. Ben galiba bir tüccar çocuğuymuşum. Hiç bana söylemediler ya. Galiba benim babam sütçüydü. Bunun başka açıklaması yok. Öğretmenin ne? Ne? Öğretmeninle miydim? Ailen özel öğretmen tuttu. Aa, atlar. Ya atları karıştırma. Atlar çok on atlar. Ticaret ve cazibe, mühendislik ve liderlik. Ulan mühendislik de önemli biliyor musunuz? Mühendislik de önemli ama ticaret ve cazibe daha önemli. Ben pazar alanlarında kervansaraylardaydım. Ve bu gerçektir ki ben çocukken parklarda su ve çekirdek satardım. Dolayısıyla bu doğru. Bu hikaye doğru. Bunu da araştırıp sorabilirsiniz. Ankara Demet evlerde. Sonra gençliğimize geldiğimizde, ulan iyi göbek yaptım ha ben de. Ne göbek yaptım hemen ha. Süvari eğitimi almadım. Ne bileyim ben. Garnizonda nöbet tutmuş olabilirim. İzcilerle at sürmüşümdür. Biniciliğim artmıştır. Piyade eğitimi. Tek elli verme hocam. Çift elli verme. Şlakka şlakka şlakka. Gerçi tek elli de olur bu arada. Da. Cidacılar. Fırlatma ve tek elliye falan. Fırlatma ve tek elli. Serserilik ve fırlatma. Kamp kafilesi. Şimdi bir yerde savaşmamız gerekecek. Bu doğru. 6 yaşından beri bu işlerdeyim. Burak doğru söylüyor. Ben piyade eğitimi alacağım. Neden? Tahmin edin. Burada bu da gerçek hikaye. Bazılarınız bilir. Ben askerliği ne yaptım? Ben askerliğimde neydim? Piyade çavuş Afşartun Akşen Niğde emret komutanım. Bu doğru. Ben askerliğimi piyade olarak yaptım. O yüzden burada da bu da gerçek hikaye. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarından sorabilirsiniz. Evet. 6 ay 337. kısa dönem piyade çavuş Afşartun Akşen. Devam. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarım savaşta bir düşmanı alt etmekti. Tek elli ve çift elliye 10 beceri seviyesi. 20 nama ne lan? Nama ne lan? Nama ne? Nam mı? Nüfuz mu? Nam mı? Mertliği artı bir. Mertlik ne lan? Neyse. Mertlik tabi delikanlılık bizde de. Kervana önderlik etmek. Taktik, ya yeter taktik liderlik. Tamam, biraz savaşmak lazım. Yeter. Kervanları bırakmışım askerlikten sonra demek ki. Atölyeye yatırım yapmadım. Kuşatmadan sağ kurtulmadım. Meşhur bir manyak mıyım lan ben? Meşhur macera. İnsanlarla iyi geçindim ama. O da doğru. Cazibe ve yönetime 10. 10 beceri seviyesi bir odak puanı. Sosyallik, merhamet, cömertlik ve onura artı bir mi? Onura artı bir diyor. Şimdi birbirimizi yemeyelim. Bakın şu da güzel. Savaşta bir düşmanı alt edip tekelli ve çift elliyi arttırıp hani kodumu oturtabilirim. Ama oturtamıyorum. Oturtamıyorum. Oturtamıyorum ama oturtmak da istiyorum. Düşünüyorum. Analiz şelalesi.
Lan bu da çok iyi ya. Oğlum Onur'a artı bir veriyor ya. Bitti ya, bir şey diyeceğim. Hayır. Yapacak bir şey yok. Evet, çok dayak yedim. Ben de isterdim savaşta düşmanı alt edip tekelli ve çift elliye pıt 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 10 seviye verip üzerine mertliğime de artı bir verip namım da yürüsün. Çat çat çat. Vurayım isterdim ama ben cazibe yönetim 10 beceri seviyesi. Onur artı bir. Savaştım ulan. Savaştım oğlum ben. Ben var ya ben. Gidip sorabilirsiniz. Hayır, soramazsınız. Çünkü öldüler. Savaşta bir düşmanı alt ettim ben. Bu da gerçek hikaye. Evet. Kaldıratya'daki ailelerin birçoğu gibi senin ailenin de bu defa artık yeter cazibe cazibe. Yeterince şişirdik. Artı orada bir artı bir Onur bir beni böyle bir titrememe sebep oldu. Ama ben o Onur'u zaten şey yaparım. Kaldıratya'daki ailelerin birçoğu gibi senin ailenin hayatı da savaş yüzünden alt üst oldu. Ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Ata binerim ben. Ata da binerim. Yolda kaldığınız han akıncıların saldırısına uğradı. Yeter ya. Ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Ama sen erkek kardeşinle birlikte hayatta kalmayı başardın. Çünkü. Evet. Bir akıncıyı etkisiz hale getirdin. Bu benim kardeşim mi lan? Arda, sen misin lan? Akıncıları oklarla savuşturmadım. Hayır, onu Skyrim'de yapıyorum. Hızlı bir atla oradan uzaklaştım. Onu da Red Dead Redemption'da yapıyorum. Akıncıları oyuna getirdin. Onu hiç beceremiyorum. Malım ben. Yolcuların kaçmasını sağlarım bu arada. Bunu gerçekten yaparım. Şimdi bakalım. Artık seçenekleri gördünüz. Geri ben geldim. Buna verirsem tekelli uçuyor. Tekelli şeyde de lazım. Hani bir yerde kalkan en azından başlarda elimizi yüksek çift elli alana kadar hani kalkan püş, püş, kalkan püş, püş. Ama uzun vadede ok düşünmüyorum bu arada ya. Okçuluk düşünmüyorum bu defa. Uzun vadede şey de lazım. Yolcuların kaçmasını sağlayıp sosyalliğimi çıldırtabilirim. Çünkü büyük gruplardaki istek, cesaret, liderlik, hatta şu yöneticiliği de arttırabilsem keşke de iti köpeği de upgrade edebilsem. Yani ben insanları cazibemle şey yapabilirim. Ama bunu da yaparsak cazibe neredeyse fullenecek. İş sanki bir tık kolaylaşacak gibi geliyor. Dolayısıyla biz gene özelliklerimizin yarısını savaşa, yarısını da sosyalliğe verip 5-5 dengeleyelim. Gücümüz de 5, sosyalliğimiz de 5 olarak dengeleyelim. Bundan sonrasını diplomasideki verdiğimiz cevaplar ve savaş alanında savurduğumuz kılıçlar belirlesin. At yok. At yok. Ata biner öğrenirim. O zaman atçılıkta ne ekliyordu ki? Dur, hızlı bir atla oradan uzaklaştım. Hayır. Hayır. Kaçmam. Lan bitmedi mi daha? Ha. Evet, özelliklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekelliği zaten doldurduk neredeyse. Aynı şekilde cazibeyi de ki fulleyebilirdik. Ama şöyle bir şey var. Bunu da belirtmem gerekir. Tabii ki cazibemiz full olsun, onurumuz olsun. Bütün lordları kafalayalım edelim de biz o seviyeye gelene kadar en az burada 10-15 bölüm geçecek. En az 3 yayın geçecek. Ata ben binerim. Atı dert etmeyin. İsmimiz Gabalon ne lan? O ne, tövbe estağfurullah. Tuna. Gayet Tuna biliyorsunuz globalde de kendine yer etmiş. İngilizlerin çok kullandığı ve bir balığa verdiği isim. Tuna. Dünyanın neresinde Tuna dersen aa derler. Ne kadar orijinal bir isim derler. Dolayısıyla benim o zaman da adım Tuna'ydı. Ama bu defa Han yok. Hansız. Sadece Tuna. Evet. Medeniyet, imparatorluk, aile, kentli tüccarlardı. Erken çocukluğum İnsan ilişkileriyle ergenliğimde pazar alanlarındaydım. Gençliğimde piyade eğitimi aldım. Genç erişkinliğimde savaşta düşmanı alt ettim. Ve sonunda da artık şey yani bir akıncıyı etkisiz hale getirdim. Hey 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 hey. Dın dın. Yok, o başka. Bu ne, oyunun zorluğu? Yok, çok kolay yok canım. Kolay, gerçekçi. He. Çok kolay yok. Tamam, biz çok kolay oynamıyorduk. Hep normalde oynuyorduk, değil mi?
Asker toplama zorluğu. Yanılmıyorsam kolay. %5 bonus. Harita hareket hızı gerçekçi. Kolay. Bu ne? Normal, deneyimli, zor. Normal. O normal. Onu yemezler. Onu yemezler. Ama kalanlar şeydi değil mi? Bu şekilde ayarlamıştık. Doğum ve ölümü devre dışı bırak. Klan üyesi getirilerini... Bir dakika. Hiçbir gelir bir kere otomatik dağıtılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Onu bir geçelim. Bu arada bugün anlaşıldı ki chat sapıtacak. Şey chat diyorum. Facebook biraz chat'i sapıtıyor. Doğum ve ölümü devre dışı bırakmayalım ya. Ölürsem kabrime gelmezsiniz, olur biter. Bu defa ölüm açık olacak. Bu defa ölüm açık olacak. Evet. Geçenkinde ölüm kapalıydı yanılmıyorsam. Sonra da açamamıştık. Bu defa ölüm açık olacak. Onun dışında ilk oynadığımda nasıl oynadığımı hatırlamıyorum. O zaman galiba siz bana şey demiştiniz. Çok kolay oyna hani başlangıç için falan filan diye. Ya da, ama hatırlamıyorum. Bu defa 2'ye 3'te oynayacağız artık. Biraz deneyimimize güveneceğiz. Biraz korkacağız. Biraz belki de öleceğiz. Bilemem. Bilemem. Dolayısıyla hadi bakalım. Kardeşim. Bu direkt geliyor. Bir dakika. Sen kaçılmıyor muydun oğlum öbüründe? 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Fasos ve Alea'yı... Bizim kardeş mi onlar? Tabii bu arada düşününce... Nathanos, Fasos, Alea, Tuna. Burası birliklerin kullandığı... He tamam. Ha bir deneyelim hadi tamam. Ya da eğitimi geçeyim mi? Yok lan. Adettendir bir şey yapalım. Kimi döveceğim? Oha bu kadar mı? Yok sadece... kundaklı yay. Kalkan talimi. Atlı menzilli talim yapayım. Atlı yapayım at. Bunlar nasıl koşuyorduk lan biz? Bu oyunda koşma var mıydı? Benim gerçekten eğitime ihtiyacım varmış, onu anladım. Ha. Ata binemiyor mu? Kulvarı bitir. Abi. Ata binir. Ha. Eyvah eyvah. Çekil lan. Ha. Ha, tamam. Tamam, bir şeyler hatırlamaya başladım. Galiba ben geçmişimde büyük bir hükümdar falandım. Bunun başka açıklaması yok. Ben galiba evet. Arada ıska geçen bir hükümdardım sanırım. Olur o kadar. Lan bu nasıl parkurmuş lan? Olur öyle. Pas tutmuş bir savaşçıyım demek ki. Ben direkt kafa atsam da kırarım ki bunları. Kafa atsam da kırarım yani. Dert değil. Bu engelden atlamak mı gerekiyor? Aa, lan ne kadar zormuş. Başta iyi gittik de sonradan batırdık. Bakalım ne diyecekler. Yedi. Oo, çok ceza yedik. Bir şey diyeyim mi? Bence iyiydi ya. Yeter tamam. Ben ısındım. Nasıl iniyorum attan? Attan inmek istiyorum. İmdat. Ha tap tuşuna. Bundan sonrasını artık eğitim değil kardeşim. Gerçek cephede savaşarak öğreneceğiz. Ne oldu şey mi? Yayın mı şey oldu? Çıkış tamam. Eğitime dönmeye gerek yok.
Başka bir şey yapmadan önce erzakımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz bir yer var. Kaldıradya'yı gezmek. Aa! O zaman şeydi. Kaldıradya'yı gezmek. O zaman bunlar yoktu. Şimdi lan dur ne? Birliğim hemen şey yapıyor. Etrafı niye dolaşayım? Ha bunları baştan bir öğretecek bize. Tamam. Köy büyüğü Hekaron. Bekle köy büyüğü Hekaron. Attan da inelim ayıp olmasın. Attan nasıl iniliyor? Ha şöyle. Yere bakarak. Doğru. İmparatorluk köylüsü. Müdür. Akıncılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Yakınları evet. Seninkileri de benimkileri de. Etrafı da yağmaladılar. Kuzeye gittiklerini düşünüyorsun. Tamam. Tamam. Hazırlıklarını tamamladığında gel. Şimdi oh. Günlükler güncellendi. Köyden çıkıp şimdi erzak alabiliyor muyum? Bildiğim standart ha. Asker topla. Kaç param var benim? 950 altın var. Köy büyüğün askeri. Tamam hepsini al bari. Tamam. Bitti. Ürürürürü. Ürün satın al. Hocam bu. Al. Al ya. Allah aşkına al. Koyun, tahıl, yün. Bu da tamam. Tamam. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ha, okey. Tamam. Köy büyüğüne tekrar dönüyoruz. Köy büyüğü. Köy büyüğüyle bir konuşalım. Oyun değişmiş bu arada. Heh. Mesele evet hocam. Zaman gelen bir doktor var. Takteos. İnsanları bedavaya tedavi eder. Onu severiz. Birkaç gün önce gördük. Yanında bir sandık vardı. Çok gizemli davranıyordu. Bir macera peşindeyim falan dedi. Akıncılar buradan geçmeden önce yola çıktı. Ha başına bir şey gelmiş olabilir mi? Tamam. Bir şey diyeceğim. Bu arada Elanur tekrardan yeni hediyeler daha da gelmiş. Ay maşallah. Bayağı görev eklemişler ha. Yani şu minik görevler var ya. Birini Taketos. Galiba bu görev için konuşmuyorum. Genel anlamda yeni görevler eklenmiş olabilir. Bizim Zinki öyle diyordu. Evet bu siz misiniz lan it? Bir dakika. Burayla bir işim kalmadı değil mi? Bir dakika. Saldır. 8-6 yakaladım. Lan F1. Bekle. Yok. Dur. Bir dakika lan. Yok. Gel. Bana gel. Bana gel. Şimdi biz İmparatorluk kurtaracağız. Hükmedeceğiz de. Sevgili YouTube. Oyunu normal zorluğu alınca biraz sıkıntı oluyor. Biliyorsunuz. Biraz bekleyelim. Ben saldırı komutu vereceğim. Biçin lan. Biçin. Lan nereye gidiyorsunuz? Aa. Lan gerizekalılar. Alo. Adam öldü orada. Nereye gidiyorsunuz? Give him hell dedim. Ha toplan. Saldır. Oh be. Saldır dedik. Nereye gidiyorlar manyak evlatları? Oh. İlk kan döküldü. Oh be. Gel lan buraya. Evet. İyi vuruyor. Vallahi iyi vuruyor. Allah var iyi vuruyorlar ya. Benim acilen zırh almam lazım bu zorlukta. Beyler nereye oğlum? Gel buraya. Gelin lan buraya hepiniz. Oğlum saldır deyince siz niye kaçıyorsunuz? Haydut lan bunlar. Saldır. Ha. Vur iti köpeği. Şimdi intikam. Oğlum siz kime taş atıyordunuz lan az evvel? Kimin canını yaralıyorsunuz tekte? Eşşol eşekler. Dönüyorlar. Öyle bir dönme yok. Atına böyle şey yapacak. Atı şaha kaldıracak.
tak, ondan sonra dönecek. Anlatabildim mi? Kardeşim bir durur musun? Bir dakika. Kusura bakma, biraz acemisiyim bu işlerin benim. Ben daha çok cazibemle ön plana çıkıyordum, biliyor musun? Oh be! Cümleten hayırlı olsun. Kasmadan, ölmeden, köylülerden tek yemeden inşallah devam edeceğimiz bir seri olsun. İlk zaferimiz ve ilk kanımızı döktük. Hadi. Moral kazanmak yetmez. Moral kazanmak yetmez. İşler çok zor. Aha, zırh ver bana. Çıplak çıplak geziyorum. Çok kötüyüm. Ver. Çok kötü. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, yayına yeni gelenleri, 2000 kişi canlı yayında sevgili YouTube. Geçtiğimiz sene normal zorlukta oynamış. Yani oyun içinde en kolay zorluk diye geçiyor. Şimdi normale geçtik ve inanılmaz bir fark var. Resmen şu anda korkuyorum yani oynarken. Şu anda çok korkuyorum. Üzerimdeki... Bunu nasıl şey yapıyorum? Sürükle, bırak. Başka... Bu kaç? Üzerimdeki zırh seviyesi... Bunu 2. Yavaş yavaş zırh toplamamız lazım. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Okeylemediğim için şey olmadı değil mi? Onları demem. Bitti. Şimdi yavaş yavaş onurlu Tuna gerekeni yapacak. Bu bitti. Dur. Hemen başka bir yerden benim adam almam lazım. Bu Teveya'da hala ünlem var. Günlüğümüzü neyle görüyorduk? J. Yolcuyu... Ha, 3 tane birliği temizleyeceğim. Tamam. Bu ite köpeğe şimdilik dalmayacağım. Maddi durumum ne? 92 düşüyor. Daha fazla asker alamam. Bu it köpek beni kovalıyor. Bunları da alacağım o zaman. Gelin lan buraya. Ama savaşa ben doğrudan girmeyeceğim. Tek yiyebilirim. On my flank. Gelin lan, gelin. Bana acilen okçu lazım. Mızrağı mı geçsem ya şöyle? Bak bak, taş atıyorlar. Bak gene dalmıyorlar. Siz dönene kadar. Ha, bu zorluktan dolayı oluyor. Öyle tak diye dönemiyor. Doğru mu anladım? Oyunda o da değişti yani, zorluk ayarıyla beraber. Doğru mu anladım? Öyle tak diye dönemiyor. Hızını alması, şey yapması gerekiyor falan. Eyvah eyvah, o zaman sıçtık biz. Şey diyeceğim, dön. Kayıt yok. Kayıt yok. Kayıt yok ulan. Taş atma oğlum. Ben bir zırhları giyeceğim, göreceksiniz ondan sonra. Ha, birbirinizden ayrıldınız mı? İyi, seni arkadan az siktir bana doğru. Çok zormuş mızrak, vazgeç. Aha, seni yakaladım, gel lan buraya. Bana uzun bir şey lazım. Helal, tam ben yapacaktım, aferin. Aferin lan, tam ben yapacaktım, sen yaptın. Kardeşim, mızrak kullanmayı mızrağa adapte olmak lazım ya da acilen bana çift elli lazım. Oyunun zorluğunu arttırdık inşallah, hayırlısı bakalım. Çok çok acı çekeceğiz bu arada. Çok acı çekeceğiz. Ben savaşlara belki bir tık geriden bakacağım. Sonuçta karizma ve ha, tutsaklar, gelin lan buraya. Bunları da al. Dur bakayım, dur, durun. Sağlam bir mızrak ya da çift elli, hani hatırlayın bizim o şeyleri, baltaları şeyleri. Çift elli balta gibi bir şey lazım. Şimdi dur bir dakika, yemek durumumuz, yemek lazım bize, nüfusumuz da arttı. Para gidişatı -92. Ürün de yok burada tabi, nereye ürün alıyorsun? O yüzden hemen savaşa girip bir lavuğu daha şey yapmamız lazım. Aha şunlar. Lan. Kaçma, gel. Gecenin, bu defa gecenin en siyahında. Balta lazım, mızrak.
Ulan ok olsa ya. Niye benim okum yok? Savaşta değiştiremem. Niye benim yayım okum yok lan? Ben o zaman ok yay atı, yay ok kullanayım abi. Keşke okçuluğa verseydik. Neyse. Şş, gelmeyin lan. Gelmeyin, çok acıyor siz vurunca. Bir şey diyeceğim, oyun zorda. Ne bok yemeği zor aldık ki biz. Saldır. Ama bu defa saldırın. Gerçekten saldırın. Evet. Eyvah, bana döndü. Kaç ay. Yok 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 yok. Şimdi dönüp gelecek misiniz arkadaşlar, yoksa? Evet, teşekkürler, teşekkürler. Evet. Evet. Oğlum. Allah belanı versin senin gibi kılıcın da. Senin de kılıcı da. Oh be. Oh la, öl oğlum. Gel lan buraya. Oğlum ölsene. Ölmüyor. İki kılıç ne kadar kötü. Ne kadar vuramıyorum ben. Onu ben öldürecek. Gel gel. Gel, bir şey deneyeceğim. Şükür. Tamam. Güzel, kaybımız yok. Bunlar böyle. Şu anda çok acemiyiz. Şu anda kılıç tutarken elimiz böyle zangır zangır titriyor. Böyle böyle kılıç tutuyorum. Nerede bak. Şu anda acemiyiz. Kılıcı böyle böyle tutuyorum. Tekel. Bileğim kuvvetli değil. Tekel yetmiyor yani. Böyle böyle kalıyorum. O yüzden başlarda normal. Ama göreceksiniz. Ver lan bunları da. Ver bunları da. Ver, satacağım lan sizi. Ver onları da ver. Bunları da satacağım. Ver lan. Bildirim. Akıncıların beraberinde sürüklediği tutsaklardan birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek verdin. Bir süre sonra içlerinden biri sendeleyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. Takteos, seni arıyorduk. Kulaklarına kurban oldum. Bana borçlusun bu arada. O yüzden ben dahil tüm askerlerimi iyileştirir misin? Doktorum, bir macera peşindeydim ama bence de sana uygun değil bunlar. Hı. Kırbaçladılar, susuz bıraktılar. Biz akıncıları nereye geçirdiği iki çocuğu arıyoruz. Var mı infon? Yok, çocuk görmedin hiç. Radagos dedikleri adam değerli mallarımızı ve benim sandığımı alıp atıyla uzaklaştı. Bu bölgeye akınlar düzenleyen çetelerin birkaçını idare ediyormuş gibi görünüyordu. Değerli hiçbir şeyin kalmadığı için zalimi bulup alt edersen sandığımı geri alabilirsin. Çok para, hazine varmış. Ziynet eşyası varmış. Tamam kanka. Tamam tamam. Tamam müdür. Tamam. Ben alacağım satacağım. Ben alacağım satacağım. Eyvah, sığınak mı basmaca? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ne demek? Şimdi tekelliğe mi abansak? Cazibeden daha puanımız var. Buz kıran. Kendini lordlara tanıtırken artı 2 ilişki şansı. %15 daha az takas cezası. Hayır, ilişki şansını tercih ederim her zaman. Çünkü ben onurlu. Şimdi çift elli çok zayıf kaldı. Çift elliye odak vereyim mi be? Ama yok, şu anda tek elli gidiyoruz ya. Yok yok. Kullandığın tek elli silah tutuşu. Bak işte bahsettiğim şey. Bu değil, bu değil, bu değil yani. Bu. Bu. Kalkan darbeleri yüzde yok. Tutuşu %20 artsın. Tamam. Buna bir daha arttırabiliyor muyum ya? Niye arttırdın ki? Ya yapma. Ama yok, zaten bunda vardı değil mi? Buna gelmişti odak puanı. Yoksa odak puanı genel geçer bir şey miydi? Hepsine verebiliyor muydum? Hata yaptım şu anda. Olsun olsun olsun. Sonuçta tek elliyi de kullanıyoruz yani. Güzel. Bu bitti. Bu zorlukta yay da şart olacak bu arada. Tekrar hatırlatıyorum. Mahvedecekler bizi. Oyunun zorluğunu bir tık arttırdık ya. Geçtiğimiz seneye göre. O zaman en kolaydı. Aslında normal zorluk bence oyun. Şimdi arttırdık. Hard'a geçtik. Sevgili YouTube. Çok kötü. Çok. Kötü şeyler oluyor. Evet. Şuradan biraz canımız da dolsun. Ha, şu anda ekstradan adam alamıyorsun. İlla gideceksin, sığınağa basacaksın. O zaman ben bir kayıt alırım burada. Bir dakika kardeşim, ben bir kayıt alırım. Teşekkürler.
Farklı kaydet. Nereye yazıyoruz? Yeni kayıt olur. Sıç. Tık. Sıçtık. 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 Tamam. Ayarlar. Yok gerçekçi. Yok şey. Ağzıma sıçacaklar. Ağzımıza sıçacaklar. Neredesiniz lan? Nerede lan bunlar? Bu defa süvaride değiliz şimdi. Kalkanım da yok benim. Benim niye... Envanterden niye kalkan almadım ben? Niye okçum yok? Nerede la bu adamlar? Okçum olsa şu anda oklardım. Gelin beni takip edin. Yapacak bir şey yok. Gelin. Boku yedik. Ok olsa şu anda tekler... Eyvah eyvah. Çocuklar. Çocuklar. Arkadaşa gerekeni yapın. Ben... Evet. Aha, aha. Evet, evet. Aferin. Benimle gelin. Yöneticilik skilllerimi kullanacağım. Ok ya yok mu lan burada? Yok mu lan hiçbir şey? Evet. Çocuklar. Şimdi yapacağınız şeyi söylüyorum. Şu ikisi var ya. Hücum. Hücum. Gösterin bakayım kendinizi. Hadi aslanlarım. Hadi. Evet, 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 evet. Evet. Tamam geri gel. Sakin ol, gaza gelme. Toplan, toplan, bendesin, bendesin. Usul usul götün götün. Ne güzelmiş lan bak. Aa. Buralar yeni, böyle yerler var mıydı ya? Çok güzel gözüküyor. Beyler. Hala bu oyunda depar atmaya çalışıyorum. İşte komutanlık tabi. Şu öndeki lavuğu gördünüz mü? Yıkın onu. Yık 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 yık. Ha. Kusura bakmayın, hala alışkanlık. Shift'e basıyorum. Oha depar atacağım diyor. Arada adapte olurum. Lan beni de bekleyin lan. Bir şey diyeceğim. Neyse hadi dalın lan, bunlar hevesli. Ya bir şey diyeceğim, ben de komutanım, benim de bir ağırlığım var. Bir dakika, geri toplan bende. Birader. Önden komutan gider. Mızrak mı denesem? Yok yok, tek ele verdik o kadar. Şu kalkan alınmıyor mu? Yok. Şimdi şöyle, çocuklar, beyler. Koltuğun kenarından bir çekilir misiniz? Oturamıyorum. Bir dakika. Yürü. Bak şurada bir lavuk var. Gördünüz mü? Bak bak bak. Onu bir al. Onu bir ayıkla aradan. Şu sonra ileridekine odaklan. Oraya odaklan. Aferin. Ben de geleyim yavaş yavaş. Aferin. Aferin. Sakin ol şampiyon. Gel bendesin. Toplan. Bırak o gelsin, bırak. Ben onu tek döverim. Döveyim mi? Şaka yaptım lan. Çökün üstüne. Çökün şerefsize. Oha. Fırtlağa tek attı. Düello mu istiyorsun? Oha. İş yerine gelip çalışanları öldür. Lan kardeşlerim nerede? Köpek. Adamların bölgede onlarca küçük velet ele geçirdi, öyle mi? İt. Köle taciriyle düello yapmam. Yıkın lan bunu. Hala depar atmaya çalışıyorum. Ben de eğitilmez bir çomar mıyım neyim? He. Evet. Komutanım ulan ben. Oğlum bakın, not edin lan. Uzun saçlı, şşt, at kuyruklu. İmparatorluğa hükmedeceğiz bir gün. Tamam. Demek ki oyunun zorluğunu arttırınca affedersiniz eşek gibi komutanlık yapmaya başlıyormuşsunuz hemen savaşa girmek yerine. Yenilgiyi gördüğümde kabulleneceğim tabi lan. Henüz gırtlağımı kesmedim ve bu akıllıca bir hamleydi. Ha. Kardeşlerimizi bulacağız, yardım et.
Ha. Allah Allah. Bu da bize gelecek. Peki. Bunu da mecbur alacağız. İyi de benim param bitecek ya böyle böyle. İçeride eski bronz parçası olan bir sandığa rastladım. O kadar aşınmış ve paslanmıştı ki bir çanak olabileceği gibi bir taç da olabilirdi. Bu Taktios'un sana bahsettiği Neretses'in budalalığı ile ilgisi olan sandık olmalı. İlk gelen görev bu arada. Burada daha çok hazine bulmayı sanıyordum. Yok evet. Metal parçası. Tamam. Hadi yola çıkalım. Şimdi ayrılırsak şansımız artar. Radagoz'u alıp köle pazarına gideceğim ve çocukları serbest bırakmanın yolunu bulacağım. Ha. Para mı toplayalım yani? Bizim ufaklıkları kölelerden almak için. Tamam. Soylularla ve diğer önemli insanlarla konuşurken kendini uzak ama seçkin bir aileden gelen biri olarak takdim ettiğinden emin ol. Öyleyim zaten. Benim annem babam tüccardı, tamam mı? My mother and father was a merchant. Okay? Bence onurlu Tuna olalım. Onurlu Tuna olalım. Evet. Çünkü tamam imparatorluğu şey yapacağız da. Tuna ay alerji. Yok, Hunlar falan yok, imparatorluktayız. Tuna Mahmut. Olalım abi. Onurlu olalım. Ben Onurlu Tuna'yım arkadaşlar. Soyad dediğine bakmayın. Burada lakap gibi. Şimdi Tuna Akşenyüz, Tuna Pintus, Onurlu. Ama akşam yüz kendi içimizde olabilir. Güzel. Tuna Acemi oğulları. Tuna sütsüz. Neden olmasın değil mi? Tuna sütsüz. Sevgili YouTube, aranızda mutlaka Stardew izleyenler var. Neden Tuna sütsüz olmasın? Tuna Onurus. Yo, Onurlu. Tamam. Onurlu Tuna yani. Bizim soyadımızı kullanabilirsin veya başka bir soyadı seçebilirsin. Bakarız tamam orasına. Sancak, onurlu bir hayvan bulun bana. Bana onurlu bir yılan. Onurlu bir yılan ol. Onur yeşil renktir. Üzerimizdeki renkler de değişiyor tahmin edeceğiniz üzere. Paranın yeşili, bereketin başağı. Şimdilik böyle yapalım. Ulan o. Ya onuru temsil eden şey bitkiler olur genelde. Gül, başak falan. Bu Vilandia rengi oldu bu arada. Oha lan bu. Oo! Lan bu bildiğin Sezar lan. Roma, sarı, kırmızı, Sezar. Sonuçta biz de imparatorluğu birleştireceğiz. Terazi de olur bu arada. Ama daha tüccar. Bir şey diyeceğim. Çok iyi değil mi? Evet ya da hayır. Sevgili YouTube, bir 30 saniye bekleteceğim sizi. Evet ya da hayır. Bence budur. Sadece Vilandia ile rengimiz çakışacak. Tahmin edin bu sorunu nasıl çözeceğiz? Şeyi göstereyim, teraziyi. Yok yok, evet ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim, yapacak bir şey yok. Size de sordum ama ben bunu beğendim. Boyutuna bakayım. Neyim? Boyut değişmiyor ki. Ha. Kocaman. Olmadı. Sonra kendimize göre bir şey buluruz ya. Siyah sarı yapsam. Aha! Ulan yine Karasancağa döndüm ha. Ben ne kadar çok seviyorum. Nedir bendeki Borussia Dortmund sevdası ya? Tamam oldu oldu. Evet. Oldu. Oldu. Böyle, böyle şey yaptım. Şimdi
Bu arada şeyler ayarlanır sonra ya. Şu görseller ayarlanır. O dert değil. Bu arada bence çok yakıştı. Siyah üzerine sarı Sezar. Yalnız boynu biraz kalın mıymış bu Sezar'ın ya? Tabii aslında Sezar değil de Sezar ama anladınız siz. Görev güncellendi. Ne oldu şimdi? Nerestes'in budalalığını araştırmak için hatırlayacaksınız. Kadra diye keşfederken bu imparatorun yediği haltları nasıl bu noktaya geldiğini daha evvel de sormuştuk. O bir görev var. Şimdi klan seviyesini arttırmamız lazım. Ekibimi 20 adama çıkaracağım. Dinarlarımı arttıracağım. Bu iş için ne yapacağız? Vuracağız, kıracağız, basacağız, ticaret yapacağız. Las Sezar. Lazarus, Sezarus. Şimdi... Aa, ekibim sıfırlandı benim. Benim yeni ekip almam, bir şey yapmam lazım. Kim kimle savaştı lan şimdi? Ay, özlemişim ha. Vallahi özlemişim. Yazın, yazın hadi sevgili YouTube. Yorumlarda siz de yazın. Evet, şimdi. Oyunu zorda oynuyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli ilerlememiz lazım. Önce ite köpeğe vuracağız arkadaşlar. Dinar GG'ler. Bir ite köpeğe daha vurmadan bırakmayız. Yani ilk bölümü bitirmeyiz. Oha! İmdat! Lan bunlar beni yakalarsa oyarlar. Dinar GG'ler. Peki yemek nasıl olacak? Çok da para harcayamam. Şu anda fakirim biliyorsunuz. Ulan piyasaya göre az mı çok mu olduğunu çözemiyorum şu anda. Kapasite mi aşıldı? Yok ya. Valla. Vay be. Dinar GG'ler yağarken şimdi benim 6'ya 7 mesela savaşa girsem. Bir dakika. Sağlığımız tamam. Faron'a aittir. Tamam abi. Faron'da bir şey mi? Silah hiçbir şeyim de mi yok benim? Adamlardan aldıklarım da mı gitti? Ulan her şeyim mi gitti? Benim iti köpeği avlamam lazım arkadaşlar. 5'e 7 yetmez. Biraz daha paraya ihtiyacım var. Çapulcular beni kovalıyor. Çapulculara dalsam mı ya? Ben inanıyorum. Elanur, madem sen hediyeleri gönderdin, ben de 6'ya 9 çapulculara dalarım. Dalamam, hayır. Dalamam, oyarlar. Biz bir şehre gidelim ya. Poros'a gidelim. Arena'ya falan girelim. Bunlar beni oyar. Kovalayacağım mı lan gerçekten? Döveyim mi lan seni? Bunlar beni oyar. Bunlar beni oyarlar. Allah! Kanka, belki bir çözüm yolu buluruz. Hayatıma ne kadar değer veririm? Bak şimdi bunu tartışalım. Sen ne kadar para istiyorsun? Ne kadar para istiyorsun mesela benim bırakmak için? Bir tartışalım. Bir konuşalım ya. Çok da şey değil. Kaç? Kaç? Yok ya. Bunlar beni oyar. Yakalandık. Bir dakika. Ne işte tamam. 142 lira verip ben kurtulayım. Katır olaydı iyiydi. Katır da yok. Ok ve yay alıp ok ve valla galiba okçuluk kazacağız arkadaşlar. Görüşürüz. Ben şimdi kaçıyorum. Beni salın. Senin ağzına sıçtım. Gel buraya. İt!
Gel lan buraya. Kimin parasına çöküyorsun? Senin ağzına sıçarım. Gel buraya. O paraları geri alacağım lan sizden. O paraları geri alacağım. Oo, bok gibi yer. Neredeler bunlar? Lan acemiler. Gelin benimle. Dal. Dalın, ben arkalayacağım. Aferin lan. İt! 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 Aa! Son vuruşu da ben yaptım. Köpek! Siz kimin parasına çöküyorsunuz lan? Sonra ben bu imparatorluğu ele geçince imparatorluk rengi yapacağım. Ver lan her şeyini. Ver lan alayını. Ver. Ha, dur. Dur bekle, kalan lavuklar neredeydi? Şimdi ekonomimiz biraz ama -10 koymaz. Yemeğimiz sıkıntımız yok. O öbür it köpeği de bulacağım ben. Dur. Şu Kanaros'tan kendimize bir şeyler alalım. Bekle sen, bekle. Bekle koçum. Senden alayım. Sen iyisin. Vildacığım. Seni de alayım. Ekonomiye dikkat edeceğiz. Evet. Evet evet. Farkındayım. Farkındayım. O oha! Ne? Ne? Yu? Ne? Oha! Oha! Ha, katırın tanesi mi 145? 4 tanesi. Bir dakika. Daha yürü git. Deli misin oğlum ya? Ne olmuş lan bu katırlara? Mesui teyze, Murtaza, bu ne? Ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane yük beygir alayım da. Aldım valla. Bir şekilde güçlenmemiz lazım. Bu böyle bir şey olamaz ya. Şimdi bunun bendeki yük beygiri de aynı bu. Yük beygir. Bunun diğerlerinden birine şey yaparız, veririz. Bunu al buraya koy. Bu kaç? 07 zırh seviyesi, ayak zırhı 3. Ha, benim giydiğim daha iyi. Soldaki benim giydiğim. Tamam. Tamam. Peki. Bir Poros'a gidelim. Yol üzerinde it köpek bulursak da alırız. Aha. Gel buraya. Gel gel gel. Gel konuşacağız, gel. Gel gel gel. Nereye kaçacaksın koçum? Nereye kadar kaçacaksın? Siz kime lülü yapıyordunuz lan az evvel? Hepsine saldırın. Dur. Aksiyon. Aksiyon. Oh, açık hava en sevdim. Ulan ben at aldım. Ata biriniz bineydiniz ya lan. Yani iyi olurdu sanki ama yani tabii siz bilirsiniz de. Beyler. Okçu var mı aramızda? Okçu yok değil mi? Emin olmak adına soruyorum. Bakayım. Yok. E o zaman. Buyurun. Yani düz ovada birilerini avlayacak, bu işler böyle. Aha, böldüm. Bu taktik bile yeter. Üstün komutanlığımı konuşturdum. Ulan. Helal helal. Yakala yakala. Geliyorum. Fake attım, böyle vurdum. Aa, ölmedim. 15 hasar ne hocam? 15 hasar ne? Kılıç vurdum ya. Bu kadar mı elim kolum tutmuyor benim? He? Hala ölmedin. Kanka sen yaşa, bıraktım seni. Şaka lan şaka. Gerizekalı, niye bırakayım? Benim paramı çalarken iyiydi. Şerefsizler. Onlara yetişebilir miyim? Neyse hadi. Güzel. Güzel. Minik minik adımlarla şeyi başlatıyoruz. Süreci bak. Gel lan buraya. Bunları da bir yere satarım ben. Hemen giderim. Oh. Hemen gider kasabaya satarım abisi. Şimdi para kazanır. Bak bak, o iki tanesi kaçıyor. Tamam tamam. Temizleyin geçin. Tamam, teşekkürler teşekkürler. Al 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 al. O salaklar da kurtulacaklarını sandılar ha. Hadi görüşürüz.
Lan benim bir adamım mı düştü? Ha, yaralanmıştır. Evet, geldik Poros'a. Han bölgesine git. İki silahlı imparatorluk tüccarı al. Ha, onu geç. Tutsakların fidyesini al. 10 lira 10 liradır. Al. Arenada şey yok mu ya? Turnuva yok mu? Şişt, müdür bir para kasalım dur. Bir deneyeyim. Evet, oyunları duydum. Ya turnuva yoksa bile idman dövüşleri, turnuvalar, idman dövüşünde ödül. Ha. Bir idman dövüşüne katılalım. Dur, ne oldu? Oh. İyi de hocam. Aha. Arkadaşa evet, çabuk ama. Heh. Lan oradan da sıkıyor. Kalkanım yok ki. Çekil lan. Aa, it! Arkacı köpek! Köpüş! Üç etti lan, canım yok. Lan ok bok yok mu? Ok atayım. Kalkan verin. Kalkan. Şu, hocam. Kalkan. At. Ama kase hoş mu şimdi? Şu hareketin hoş muydu? Bak öbürü çalacak kirimi gene ya. Kaç etti lan kir? Şş, atmayın lan. Bir şey diyeceğim, canım çok az, atmayın. Kalan rakip 18 ya. Baştan kalkanla gelseydik. Neyse 5 lira kazandım. Kısa günün kârı. Helal başkan. Güzel sıkıyorsun. You pretty good. Hadi lan ikile Allah gel. Hocam o kılıç nedir Allah kitap aşkına? Onu bana versene. Lan. Hocam bana atma. Bana atma. Bana onu at. Bana atma. Olur. Allah. Ah bir dakika. Bir dakika dur. Dur. Bir dakika hocam. Kalkan. 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 Ulan şu canla bir comeback atmıyor muyum? Yiyin birbirinizi. Vallahi karışanı sevsinler. Buyurun. Buyurun. Sapla hocam. Sapla. Kaldı 3 rakip. Sapla. Sen de ona değdir. Hocam selamın. Aleyküm. Oh be. Oh be. Tebrikler şampiyon. O 250 lirayı alayım da askerlerimi doyurayım. Onlara tereyağı alayım, ekmek alayım, yufka alayım da kendilerine dürüm yapsınlar. Oyunun zorluğu artsa kaç yazar? Kaç yazar? How much does it write? Hallederiz. Hallettik. İyi para. Bir daha denemeye gerek yok. Sağ olasın. Bir yaralarım iyileşsin müdür. Bu bölümü de buradan bitiririm. Ha, sevgili oturuluyor mu buraya? Buraya oturmak istiyorum. Oturulmuyor mu? Gerek de yok zaten. Oh be, bir arena ateşini de şey yaptık. Erkeğin, yiğidin harman olduğu yerden, arenadan sağ çıktık. Hem de şu kadar, bıncık kadar canlı yaptık bunu. Aferin bize.
Bu bölümü burada bitirelim. Hikayeye devam edelim. Biraz özgüvenim yerine geldi sevgili YouTube. Başta bazı teknik aksaklıklar. Ondan sonra oyunun gerçekten inanılmaz derecede saçma zor olması. Ama yaşıyoruz. Hala yaşıyoruz. Ve ölmediğimiz her gün daha da güçlenerek geleceğiz. Bu imparatorluğu ayağa kaldıracak olan, sonra da kaldıra diye hükmedecek olan biz. Onurlu Tuna. Beni nasıl tanıyorsanız öyle tanımaya devam edin.